Paris'e gidiyoruz. Bugün Paris'imin ikinci günü. Bugün müzeye gitmeyi düşünüyoruz, Louvre Müzesi'ne. Louvre Müzesi'ne gitmek de gerçekten hayalimdi. Sonunda onu da bugün gerçekleştirebileceğim için çok mutluyum. Sizi de yanıma aldım, bakalım. Hava bu arada aşırı soğuk. tamam ya, öyle bakma. Tanıdırıyorsun beni. Alışmadım ben Lanida. No. No. Öyle fazlası bir heyecanlıyım. Ama hava aşırı soğuk. Şu an 3 derece ve hani yani neden diye sorguluyorum. Bakalım. Gidiyoruz. Aa, çok hoş gözüküyor. Günümüze başlıyoruz. Bu arada hava çok soğuk. Ben kat kat giyinsem bile üşüyorum. Bu insanlar nasıl üşümüyor ben anlamadım yani şu an. Bu arada bugün yüksekliğim bir 80. bugün bir canım topuklu bot giymek istedi. Hayatımda bir kere giymemiş olan ben dışarıda. Geldim Paris'te topuklu bot giyiyorum. Çok enteresan. Neyse ama kombinim güzel, sıkıntı yok. Flight overseas, take a bite of the cheese, bite of the breeze on the lake with the trees, arrive on the E, my cup of tea, lights on the ice, city full of love, take the price of the flight, cause I'm trying to give you some, eat a bottle of chocolate and get it on your thumb, I'ma get the flowers on the table when you come, you put the N in France and the A in Paris, cause you're not available and that's apparent, stony sidewalks, lonely parents, with an open home and a broken terrace, finally found it myself, but I feel like I lost you, I'ma find you some help, get you on a flight so you could come through. The sun is yellow where the water's bluer. I guess moving out is a great maneuver. Gotta see in person, not just on computers. It's a dream to me, but this is nothing to it. Light a candle till it burns out. It's crazy that everything turns out. She ain't come with me, but God did. I'm happy, I know it'll work out. Biz geldik. Ama öyle bir sıra var ki, öyle kalabalık ki anlatamam. Sıradayız. Ama çok kalabalık, aşırı kalabalık. Bekliyoruz. Thank you.
kiliseyi gördük şu an. Ay çok kalabalık öyle, gereksiz kalabalık ha. Neyse biz en azından görebildiğimiz kadar yaklaştık, gördük. Şimdi başka tabloya gidiyoruz. Bu arada size bir şey anlatacağım. Şimdi müzeden çıktık. Parka doğru gidiyoruz. Burada çok güzel bir park var. Yani sanırım en çok istediğim, görmek istediğim, oturmak istediğim yerlerden bir tanesiydi. Oraya doğru gidiyoruz. Bu arada müze çok güzeldi ama çok büyük bir müze bildiğiniz gibi. Ve böyle hani görmek istediğimiz yerlere böyle bir görüp çıktık. Ama yani fazla da durduk zaten. 2,5-3 saat durduk rahat. Öyle bayağı güzeldi tablolar, her şey çok güzeldi. Bir tane bir şey okumuştum, onu söylemek istiyorum. Çok garibime gitmişti. Louvre'da 480 bin tane eser var ve her bir esere yarım saniye ayırırsanız 35 günde müzeyi bitirebiliyorsunuz. Yani o kadar büyük bir müze. Ama biliyorsunuz ki çok ünlü bir müze, bilmiyorum. Çok fazla görmek istiyordum müzeyi. Bugüne kısmetmiş. Mutluyum. Şimdi o çok istediğimiz şeye gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Yani benim çok istediğim bir park. Yani Louvre'dan daha çok görmek istediğim bir park diye bilmiyorum. Bilmiyorum, bana çok huzurlu bir yer gibi geliyordu. Bakalım şimdi oraya gidiyoruz. Biraz da acıktık ya. Bir şeyler bulursak alacağız ama buralarda da sanki çok bir şey bulunmayacakmış gibi. Parktan kalktık hemen, konuşamadım, oturamadık bile bu arada, fotoğraf çekilip kalktık hemen. Aslında biz Saint-Chapelle'e gidecektik ama şu an 5'te kapandığını öğrendik, o yüzden oraya yetişemiyoruz. İkinci gitmek istediğimiz yerde saat 6'da kapanıyormuş, bari oraya yetişelim diye kalktık. Hiçbir şey böyle adam akıllı çekemedik ama bir daha geleceğiz, oturacağız diye çok üzülmedik de diyeyim, hadi. Ama şimdi hemen oraya doğru gidiyoruz öyle yani. Yoksa sohbet bir de edemedim sizinle. Biraz video çekmek istiyordum orada. Çünkü çok güzel bir park. Ama sağlık olsun diyelim. Şu an neredeyiz be? Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biz Pantheon'a gitmeye karar verdik. Gitmeye karar verdikten sonra baktık ki saat 6'da kapansa bile son alımlarını 5:15'te yapıyormuş. Oraya da yetişemedik. O yüzden şu an günü kurtarmak için hem de acıktığımız için piknik yapmaya karar verdik. Şu an markete gideceğiz, bir şeyler alacağız ve Pantheon'a yakın bir tane park var, orayı da görmek istiyorduk. O parka gideceğiz. Günü böyle değerlendireceğiz. Bakalım. Zaten bugünün biraz böyle olacağının farkındaydık çünkü Louvre'da insan elinde olmadan çok fazla vakit kaybediyor. Hem çok büyük olduğu için hem de sıra falan çok beklemiştik. Öyle ama yine de hoş ve güzel bir gün. Waiting for the snow, it's never gonna come. Are you home? Are you feeling low? Is this what we've become? I've tried telling you, but you only ever say forgiveness will come to you one day. Let your anger sleep under your folded sheets. Leave the nasty things you keep for the dogs to eat. And I, before you fly your kite, selamlar efendim.
Valla başımıza her türlü şey geldi bugün bu arada. Gitmek istediğimiz kilise artı bir daha bir tane daha yok. Pantona ve kiliseye gidemedik bugün. Çok erken saatte kapandılar. Sonra hani günü kurtarmak için şey yapalım dedim ya ben size. Yalnız şu an şey konuşuyor, sesimi algılamadınız. Sonra işte şey parka gidip piknik yapacağız dedik ya. Her şey çok güzeldi. Aldık alacağımızı, çok güzel bir parka gittik yani. O ilk gittiğimizden bile güzel bir yerdi. İşte aldıklarımızı yerken falan dedik hani yiyelim, biraz fotoğraf paylaşalım falan. Sonra şey sonra etrafı gezeriz falan dedik ama biz yemeğimizi bitirdik. Saat 6:30 oldu. Sonra birden güvenlikler parkı boşaltmaya başladı. Şok oldum. Yani gerçekten burada hayat 6'dan sonra duruyor yani. Böyle ancak kafeler, barlar açık oluyor ama parkı boşaltmaları bana çok saçma geldi. Yani park hani 6:30'da parkı kapatmak beni üzdü yani. Biz oraya gezemeden çıkmak zorunda kaldık ve çok hızlı bir şekilde boşalttılar içeriye. Hani bilmiyorum, akşam böyle oturma falan yok burada. O biraz üzücü bu arada yani. Çünkü o parkta oturmak istiyorduk ve ben orada video çekmek istiyordum, vlog çekmek istiyordum ama yapamadım. Bugün biraz her şey çok hızlı oldu açıkçası. Öyle yani, şu an öyle yürüdük, metroya geldik. Metroya bineceğiz birazdan ve günü bitirdik yani bu arada. Ama işte evet, her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama yine de çok kaliteli, çok güzel bir gündü. Sadece istediğim gibi çekim yapamadım. O da çok problem değil. Anında yaşamak daha önemli. Öyle ama güzel bir gündü. Böyle de araya girmek istedim. Şimdi Nida telefonla konuşuyor, onu bekliyorum açıkçası. Ben de sizinle konuşayım dedim, konuşacak kimsem yokken. Biz fotoğraf çekirken çok tatlı bir çiftle tanıştık aynı zamanda. İşte Amerika'dan gelmişlerdi, böyle bizim fotoğrafımızı çekmek istediler. Sonra biz onların fotoğraflarını çektik falan. Çok tatlılardı. Ben böyle şeyleri hatırlayınca çok mutlu oluyorum bu arada. Öyle. Yani böyle şeyler olunca çok mutlu oluyorum. Böyle gezi biraz daha hani insanlarla iletişim kurunca biraz daha zevkli hale geliyor. Böyle küçük şeyler gerçekten beni çok mutlu ediyor yani. Bilmiyorum. Küçük şeylerle aşırı mutlu olabilen bir insanım. Bu kadardı. Şimdi metroya gideceğiz. Bir tane verdi mi? Niye bir tane? Ha. Kanka ben bundan istiyorum.